Yasemin... Kalkmış bile. Bütün gece uğraşıp evi yerleştirmeye çalıştın ha? Hay Allah! Sen kendini niye yordun evladım? Biz gelip yerleştirecektik hepsini. Aldığınız çeyizler o kadar güzeldi ki dayanamadım. Heves ettin öyle mi? Evini seven erkek iyi koca olur. Yasemin seninle çok mutlu olacak. İnşallah. Şey, Yasemin nasıl Nergis teyze? Ablası gelince keyfi yerine geldi. Gayet iyi şimdi. Hastanede işe başladı. Derken düğün hazırlıkları. Biraz sinirleri bozuldu galiba. Öyle oldu ya. Hayırlı sabahlar Nergis anne. Bak, damat bey geldi Zeynep. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Ömer. Yasemin mutfakta mı? Hayır kızım. Daha kaldırmadım onu. Biraz uyusun dedik. Yasemin odasında yok ki. Hiçbir şey hissetmiyorum. Duygularım ölü sanki. Hareket etmek, konuşmak istemiyorum. Donmuş gibiyim. Ne oldu bana? Neden böyleyim? Sakin ol biraz. Ateş Bey? Çok bitkin görünüyorsun. Gözlerindeki o ışık sönmüş. Yerini korku ve endişeye bırakmış. Soru işaretleri beynini kemiriyor. Neden böyleyim anlamıyorum. İnsanlar özgür olmalı. Onları kısıtlayan töreler olmamalı. Esaret en sarsıcı darbedir. Yani ben kısıtlanmaktan korktuğum için mi böyleyim? İnsanlar bazı şeyleri fazla abartıyorlar. Evlenmek gibi, aile gibi. Sence hangisi daha akıllıca? Birine köle olmak mı? Yoksa sevdiğin insanla özgürce birliktelik kurmak mı? Ama ailesiz toplum olamaz. Anne baba sevgisinin yerini hiçbir şey tutamaz. Benim doyasıya sevgi gördüğüm bir ailem var. İçimi rahatlatan inançlarım var. Peki o zaman yaşadığın kararsızlıklar neden? Niçin acı çekiyorsun? Niye sevdiklerinden kaçıyorsun? Niye o inançların seni sakinleştiremiyor? Problem ne ailemde ne inançlarımda. Başka bir şey var ama bilmiyorum. Ben sana kalıcı mutluluğu vaat ediyorum. Ben doğrunun ta kendisiyim. Sana cennet gibi bir hayatın yolunu gösteriyorum. Hayır, yapamam. Ben ailemden ayrı, onlarsız hiçbir şey yapamam. Yılların şuur altı birikimini bir anda yok etmek zordur. Ama ben seni bekleyeceğim. Kendi özgürlüğün için. Teşekkür ederim. Bir de o hastane olayı... Hiç önemi yok Yasemin. Sana her zaman yardım ederim. Karışık duygular sinsi bir hastalık gibidir. Kemirir durur insanı. Kendini kötü hissettiğin zaman bir tane al. İyi gelecektir. Biliyorum. Sen hemşiresin. Bilmediğin ilacı almazsın. Ama ben de doktorum. Ben de sana gelmiştir diye düşündüm Zümrüt teyze. Hiç uğramadı kızım. Mine ile bir yere gitmiştir belki. Mine evde yok ki.
Akşam hastaneden çağırdılar, hala gelmedi. Nereye gider bu kız? Ben de merak ettim şimdi. Ah, geliyor işte. Allah'ım, çok şükür. Ay. Yasemin, efendim abla. Çok merak ettik seni, neredeydin? Parka gittim, hava aldım biraz. Hasta gibisin Yasemin. Yok, iyiyim abla. Ömer geldi. Yanından hiç ayrılma. Nikah engel olmalıyız. Siz merak etmeyin. Bu nikah olmayacak. Onu benden almaya hiçbirinizin gücü yetmeyecek. Melda, çok özür dilerim, kusura bakmayın. Biz toparlarız kızım. Sen kardeşin yanına geç hadi. Tamam. Burası banyo. Pek güzelmiş. Bu oda böyle boş mu kalacak? Buraya ne yapacağımıza daha karar veremedik. Boş kalır mı hiç? İleride bebekleri olacak. İnşallah, inşallah. Bebek olacakmış. Çok zor be. Ev çok güzel damat bey. Zeynep öğretmen, burası var ya evin en güzel yeri. Gerçekten de öyle. Allah bir yastıkta koca alsın sizi. Hadi gel hanım, işe koyulalım. Olur mu Osman abi, siz misafirsiniz. Ne misafiri? Onlar benim ailem sayılır, ailem. Tabii ya, biz bir aileyiz. Hadi yürü, 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 hadi içeri, hadi, tamam, içeri. Tamam. Hadi bakalım, hemen başlayalım. Senin kız ortalarda yok. Vakıf çok büyük, bir yerde rastlarız mutlaka. Çok geç kaldık, gazeteye dönelim artık. Ben aşağı katlara bakacağım. Beni dinlemiyor ya, çıldıracağım ya. Kendini akıllı sanıyor salak. Kim o? Bizim gazeteci Nilgün. Ne arıyor burada? Herhalde belasını. At şu kadını buradan. Bırak dolaşsın. Biz işimize bakalım. Gece eve gelmedin. Yasemin'le ilgilendim. O işle mi ne ilgileniyordu? O salak kızın yapamadığını yaptım. Yasemin'in evine girdim, iğneyi yaptım. Zehir kızın kanında dolaşıyor artık. Bir kız için kendini tehlikeye atıyorsun. Sana yakışıyor mu bu? Mecburdum. Bu kız farklı. Güçlü bir inanca sahip. Güçlü bir aile sevgisi var. O yüzden büyülerimize de, inançlarımıza da direniyor. Biraz zorlanacağız ama sonunda ona da diz çöktüreceğim. Bütün inançlarını söküp atacağım kafasından. Yavaş. Koy öyle. Ya bu burada iyi durmadı. Biz gene eski yerini alalım. Olur Osman abi.
Osman efendi, sen karışma gençlerin işine. Ayşe hanım, burada tecrübe konuşuyor, değil mi? Ay öğretmenim, siz bir şey söyleyin bari. Ben ne söyleyeyim, Evin hanım burada. Doğru. Yasemin, sen ne diyorsun? Sana sordum Yasemin. Ne dedin abla? Koltukları nereye koysunlar diyor. İyi böyle iyi, gayet iyi. Mutfak yerleşti. Bunlar çok güzel. Gündelik kullanılmaz, yazık. Büfeye koyalım o zaman. Olur, koyalım. Yasemin. Efendim abla. Bunları büfeye koyar mısın? Burada mı kazdın? Evet. Yasemin, ne oldu? Yasemin, evladım. Yasemin. Kardeşim, neyin var? Yasemin. Yasemin. Kızım. Gelin hanım, iyi misin? Yasemin, gelcim. Bir şeyin yok ya kızım. Gel. Koştu getir. Koş, koş. Korktu kız, canım korktu. Gel, gel, otur. Gel, otur. Otur kızım. Allah Allah. Kızım, bir şeyin yok ya. Canım. İyi misin? Yok bir şeyim. Bir anda başım döndü. Korkuttun bizi kızım. Ter içinde kaldın Yasemin. Bir kolonya bulsak. Ay durun ben getireyim. Hasta oldu bu kız. Bir doktora mı götürsek? Hiçbir şey yok ya, turp gibi. Sadece yorgun. Ama bir doktora görünse iyi olacak değil mi? Biz hemşireyiz amca. Yarı doktor sayılırız. Kolonyayı getirdim. Ver Ayşe Hanım. Hemen bir doktora gidelim. Ay gerek yok ya. Yarın nikah var. Ya daha kötü olursa? Merak etme Ömer. Ölsem bile nikaha gelirim ben. Aa. Ben ne dedim ki? Aa, gelin hanımı üzmeyin. Doktora gitmek istemiyorsa gitmesin. Öyle ya. Gelin hanım ne istiyorsa o olur. He. Biz şu işleri bırakıp eve gidelim diyorum. Daha gelinlik provası yapacağız. Evet gidelim. Biraz hava alsam iyi olacak zaten. Yasemin'e ne oldu anlamıyorum. Hiç böyle konuşmazdı. Yüzü gülmüyor artık. Düğün arifesinde olur böyle tatsızlıklar. Meraklanma. Sahi kötü müsün kızım ya? Her yerim ağrıyor. Midem bulanıyor. Ne oldu bana? Ateş Bey'in verdiği haplardan alsana. Nedir bunlar bilmiyorum. Ay ne olacak zehir. Kızım aptal mısın sen? Adam doktor. Kötü bir şey verir mi hiç? Al. Yut yut. Sen nereden biliyorsun? İşten dönerken sizi parkta gördüm. Ateşle oturuyordunuz. Biraz seyrettim. Şşşt, kimseler duymasın. Anlatsana kız. Ne konuşuyordunuz? Ay hem Ateş nasıl buldu seni? Adamın sana ilgisi nedir böyle anlamıyorum yani. Thank you.
Tecrit odası gibi bir yer. Burada ne yapıyorlar acaba? Yanılmıyorsam parfüm kokuyor. Bir kadın yatmış burada. Kim var orada? Hey, açın kapıyı, açın! Zavallı gazeteci. Korkudan ölmez umarım. Ölürse cenazesine çiçek göndeririz. Anlaşılan bu olay ilgini çekmiyor senin. Aklında hep o kız var. Sonunda istediğin olacak. Neden sabırsızlanıyorsun ki? Gücüm karşısında her diz çökme heyecanlandırır beni. O yüzden sabırsızlıkla beklerim o anı. Gelinimiz nasıl oldu ama? Çok güzel oldu, çok. Dünyanın en güzel gelini sen olacaksın. Gelinlik sana çok yakıştı. Bak. Sıkıntısı geçti galiba, iyi görünüyor. Geçecek tabii. Her şey iyi olacak Nergis anneciğim, üzülme. Aa, dur bakayım, şurada potluk mu var? Aa yok, ütü basmak lazım. Çok yakıştı kızıma, çok. Ayna! Yasemin! Ne oldu kızım? Neyin var Yasemin? Güzel gelinim, ne oldu? Ayna! Ayna! Ne var Ayna? Korkunç, çok korkunç. Nedir korkunç olan? Aynada bir şey var abla. Yasemin bak, aynada sadece güzel bir gelin var. Yasemin, gel. Şeyler. Kızım deli gibi oldu, görmüyor musunuz? Üzülme Nergis anne. Doktora götürür, ne olduğunu öğreniriz. Hadi üzme kendini, yasla başını. Allah'ım neler oluyor bana? O aynada gördüklerim neydi? Çıldıracağım Allah'ım. Ne olur bana yardım et. Kızım ne oluyor ya? Bilmiyorum. Aynadan ne istedin? Niye kırdın? Orada sanki bir hortlak gördüm. Üf, sus be kızım. Ne hortlağı ya? Kızım, sen evlenmek istemiyorsun. Böyle bahaneler uyduruyorsun. Heh, bak. Al. Yut şunu yut. Sinirlerin düzelsin. Al. Hatta bir tane daha vereyim. Rahatla biraz. Al. Ablan hastane diye tutturdu. Gitsem iyi olur Mine. İyi git. Hortlak gördüm de. Deri teşhisi koysunlar sana. Ondan sonra tımarhanelerde sürün aylarca. Zaten deli gibiyim. Hastanede yanlış ilaçla birini öldürdüm. Sus kızım, sus. Duyacaklar şimdi. Kızım sen evlenmek istemiyorsun. Asıl mesele bu. Ama ben Ömer'i seviyorum. Seviyordun. Artık nefret ediyorsun ama farkında değilsin. Gel ablacığım. Yasemin, senin neyin var? Bilmiyorum abla. Ama hiç iyi değilim. Hemen bir hastaneye gidelim. Ama çalıştığım hastaneye gitmeyelim. Beni bu halde görmesinler. Tamam. 28'in dosyasını istiyor doktor. Ha. Acil ne tarafta? Bu tarafta. Gel. Mine, Yasemin'i mi? Aa, senin ne işin var burada?
Nergis Hanım haber verdi. Biz de geldik hemen. Yani gelmene hiç gerek yoktu. Kızım, damat bey sana gelini soruyor. Cevap versene. İçeride. Doktor muayene ediyor. Sürekli terliyorsun. Miden de bulanıyor. Evet. Görme bozukluğun da var. Bazen her yeri bulanık görüyorum ama kısa sürüyor. Halüsinasyon da görmeye başladı. Evet, kalkabilirsiniz. Neyin var doktor bey? Kan tahlili belli olsun anlarız. Sakinleştirici ilaç yazdım kardeşinize. Teşekkür ederim doktor bey. Hadi bakalım, geçmiş olsun küçük hanım. Pardon, sizinle konuşabilir miyiz? Buyurun doktor bey. Kardeşinize sorsam inkar edecekti. Neyi? Tahlil sonuçlarını beklemek lazım ama galiba kardeşiniz uyuşturucu kullanıyor. Rapor için 2 gün sonra gelebilirsiniz. O zaman kesinlik kazanacaktır. Ne oldu sana böyle kızım? Ne dedi doktor? Sinirlerim bozukmuş Ömer. Biz boşuna geldik. Yasemin hasta falan değil. Değil mi Yasemin? Gel, giy şunu. Gel. Gelin kızımız sapasağlam değil mi Zeynep öğretmen? Yasemin'in bir şeyi yok değil mi? Yok Ömer. Allah'a şükür. Hadi gidelim hemen. Evdekileri merakta bırakmayalım. Siz gidin. Sen gelmiyor musun abla? Ben ilaçları alıp gelirim. Ben de kalayım seninle öğretmen hanım. Gerek yok Osman efendi. Hadi siz gidin. Peki Zeynep. Seni tanıyorsam bir sıkıntın olduğunu anlarım. Hayırdır? Yok bir şey Osman efendi. Aklı başında. Temiz bir kızdır benim kardeşim. İnançlıdır. Bunu nasıl yapar? Onu bu yola sürükleyen biri olmalı. Bu esmer uzun saçlı kız ablası mı? Evet efendim. Yoksa gördüğüm rüyalar gerçek mi oluyor? Allah, biz aciziz. Sen güçlüsün. Sen her şeye yetersin. Kaldıramayacağımız yüklerle imtihan etme bizi. Allah kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. İnancını da gücünü de kaybetme. Altın topraktan, elmas kömürden işliye işliye ayrılır. Sıkıntılara katlan ki seni arıtsın. Yüceltsin ve korusun. Sakın yılgınlık gösterme.
Ne sıkıntısı? Ne yılgınlığı? Bizi neler bekliyor? Allah'ım, bahtına düştüm. Bize yardım et ne olur. Hiç iyi değilim. Sanki boşluktayım. Hiçbir şey hissedemiyorum. Neden böyleyim? Allah'ım yardım et bana. Uf, çekmiyor işte. Boşuna uğraşıyorum. Neredesin be İsmet? Hala ne bekliyorsun beni bulmak için? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılır. Ya uf ya. Aç kızım şu telefonu ya. Sanki yer yarıldı da Nilgün içine girdi ya. Belki de birbirimizi göremedik. O da çekip gitti. Tabii ya. Mutlaka gitti. Ben de boşu boşuna burada asker oldum. Uf. Öğretmenim geldi. Nerede kaldın Zeynep? Yasemin'in ilaçlarını aldım. Yasemin'in bir şey yok değil mi kızım? Ben söyledim ama Nergis teyzenin içi rahat etmedi. İlla ki senden duymak istiyor. Bir şey yok, merak etme. Allah'a şükür. Şu düğün işi bir bitsin, her şey yoluna girecek. Eh, hayırlısıyla yarın düğün günü. Yasemin nerede? Odasında dinleniyor. Biraz evvel baktım, mışıl mışıl uyuyordu. Ben kardeşime bir bakayım. Zeynep. Efendim. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Yok canım, nereden çıkarttın? Bakışlarından. Seni tanırım. Sanki yara almış gibisin. Olanlara biraz üzüldüm o kadar. Merak etme, her şey çok iyi olacak. Masum ve temiz duruyorsun ki. Doktorun söylediği şey, bilmiyorum. Canım kardeşim benim. Camideki o gencin söylediği gibi, ne olursa olsun inancımızı kaybetmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Kurtulacaksın Yasemin. Ha ha ha!
Yasemin. Yasemin! Yasemin! Efendim abla. Zeynep'im, niye bağırıyorsun? Yasemin'i yatakta göremeyince... Aa, ne güzel. Hepiniz hazırlanmışsınız. Düğün vakti yaklaştı öğretmenim. Neden beni uyandırmadınız? Çok güzel uyuyordun abla. Keşke uyandırsaydınız. Bir rüya gördüm. Korkmuş gibisin. Korktum. Çok korktum. Gelin arabası çok güzel oldu değil mi Osman ya, abi? Güzel oldu güzel. Ama daha iyisi gelin hanımın iyileşmesi. Hadi bakalım kız tarafını bekletmeye gelmez. Kayıtlardan neden silmedin bu kızı? Hiç uğraşamam. Bütün gece Yasemin'i bekledin. Ama gelmedi. Yoksa küçümsediğimiz bir kıza mı yeniliyoruz Sahire? Biz yenilmeyiz. Ya, öyle mi? Saate bak. Bak dedim. Nikaha 2 saat kaldı. Kulaklarınızı iyi açın ve beni dinleyin. Emret efendi. Nikah mı gidiyorlar? Evet efendi. Gelin arabası kapıda. Bu nikah olmamalı. Gerekirse bir kaza yapın. Hatta damat ölebilir. Sakın ciddiye alma. Ateş Bey şaka yaptı. Tedbirli davran. Telefonda ölüm emri verilmez. Sen kabadayı değilsin. O kız bize gelmeli Sahire. Gerekirse bütün yakınları ölür, kız bizim olur. Saçmalama. Sonsuzluk avuçlarımın arasında. Kız mükemmel gene sahip. Büyük sırrı alıp ona taşıyacağım. Yepyeni bir canlı meydana gelecek. Ve o bebek diğer canlılardan çok farklı olacak. Çünkü o bebek ölümsüz olacak. Ondan sonra insanlığın kaderini elimde tutacağım. Herkes önümde diz çökecek. Ateş olup yakacağım. Can olup damarlarında dolaşacağım. Geldiler. Ne kadar yakışıyorlar birbirlerine. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut etsin. O bebekle kainatın kaderini değiştireceğiz. O bebek bütün inançları yıkacak. O ölümsüz olacak. Töreler, gelenekler, inançlar, her şey değişecek. Güç, güç bende olacak. Tek gerçek, gerçek ben olacağım. Hadi tamam gidelim hadi. Hadi. Yasemin. Allah'ım.
Ne oluyor bana? Zeynep öğretmen, biz beraber gidelim ha? Yok, siz gidin. Ben kardeşimi yalnız bırakmak istemiyorum. Nergis anne ne dersin? Çok iyi olur. Gelin arabasında, bize de yer var mı damat bey? O nasıl söz Nergis anne? Lütfen buyurun. Siz Zümrüt teyzeyi de alırsınız. Tabii, buyurun. Ay Allah tabii. Razı olsun. Tabii. Ben de sizinle geleyim mi Zeynep abla? Binem, biraz insanları rahat bırak. Şşş, tamam. Hadi sen de bizimle gel. Hadi. Hadi görüşürüz. Buyurun, buyurun. Buyurun binin. Takip ediyoruz. Hı hı. Söyle. Evden ayrıldılar efendi. Düğüne gidiyorlar. İzleyin. Peşlerini bırakmayın. Emredersiniz. Bu kızın direnci beni endişelendiriyor. Ya dönüp bize gelmezse? Zeynep öğretmen çok durgun, öyle değil mi Ayşe Hanım? Ne yapsın? Kardeşin düşünüyor. Haksız da değil hani. Neredeyse düğün iptal olacaktı. Nereden çıkardın şimdi Nine, bunu? Nine, Yasemin'in yüzünü görmedin mi? Kızcağız sanki düğüne değil de cenazeye gidiyor. Gelin kızımız hasta. Yüzü onun için asık. Hiçbir şeyciği yoktu. Durup dururken ne oldu bir türlü anlamadım. Atlatır inşallah, atlatır.